Uranyum ve platonyum atomlarının çekirdeklerinin parçalanması sonucu elde edilen nükleer güç günümüzde çeşitli ülkelerde insanoğlu için kontrol edilebilir enerji teminine önemli katkıda bulunmaktadır. Uranyum gibi toryum da bir nükleer yakıt ham maddesidir. Toryumda uranyum gibi doğada serbest halde bulunmaz. Fakat 60 civarında mineralin içinde rastlanır. Bunlardan sadece monazit ve torite toryum üretiminde kullanılır. Bu mineraller de genellikle nadir toprak elementleriyle birlikte bulunmaktadır. Toryum sırasını bekleyen bir nükleer yakıt ham maddesi durumundadır. Bunun en büyük nedeni nükleer yakıt çevriminin sorunudur. Toryum 232 bazı proseslerle uranyum 233'e dönüşebilmektedir. Toryum 233 de uranyum 235 gibi parçalanabilir bir maddedir. Bu parçalanma sonucu büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Yakıt çevirimi sorunu nedeniyle bugün için toryumla çalışan ticari ölçekte santraller bulunmamakla birlikte bu santrallerin prototipleri İngiltere, Almanya ve ABD'de uzun zamandır denenmektedir. Ticari ölçekte tüketimin olmaması nedeniyle halen toryum enerji ham maddesi olarak tüketimi yok denilecek düzeydedir. Enerji ham maddesi olarak kullanımı dışında değişik kullanım alanlarında tüketilen toryum miktarının fazla olmaması ve yıllık 700 ton toryum dioksit civarında olan dünya üretiminin tamamen monazitten yan ürün olarak elde edilmesi nedeniyle halen sadece toryum için işletilen yatak yoktur. Toryumun varlığı 1828 yılında İsveçli kimyacı Baron Jones Jacob tarafından ortaya çıkarılmıştır. Önceleri Torino ve Toria adını taşıyan bu mineral 1885 yıllarına kadar pek kullanılmamıştır. 1885 yılında Vilena Charles toryum oksitin ısıtıldığı zaman akkor haline geçip parlak bir ışık verdiğini tespit etmiştir. Bundan sonra Welsbach başlığı adı altında gaz lambalarında kullanılan başlıklar geliştirilmiştir. Monazitten toryum üretimi Carolina eyaletlerinde 1893 yıllarında başlamış ancak 1895 yıllarında Brezilya ön plana geçmiştir. 1911'de de Hindistan'da üretime başlanmıştır. Yine bu yıllarda Almanlar büyük toryum nitrat endüstrisini kurmuşlardır. Birinci Dünya Savaşı kaynakların kesilmesi nedeniyle bu endüstrinin gelişmesini engellemiştir. 1920 yıllarında elektrik aydınlanma kaynağı olarak kullanılmaya başlanınca gaz lambaları dolayısıyla toryum önemini biraz daha kaybetmiştir. Ancak nadir toprak elementlerinin kullanılmasının süratle artması, bunların yan ürünü olarak elde edilmesine başlanılmıştır. Nükleer silahların ve santrallerin geliştirilmesinden sonra 1946 yılında toryumun uranyuma çevrilebildiği ve enerji kaynağı olduğu anlaşılmıştır. Bundan sonra 1974'te Hindistan ve 1951'de Brezilya kaynaklarını millileştirmiştir. 1953-1963 yılları arasında Güney Afrika 1959'dan sonra da Kanada toryum üretimini elinde tutmuştur. 1960 yıllarında da Fransa Malaya'dan aldığı ham uranı torinanit monazitten toryum istihsalına geçmiştir. Toryum, torit ve torlantın esas bileşenidir. Toryum silikat olan torit zirkona benzer ve genellikle yeşil siyah bir mineraldir. Ayrıca organit adını taşıyan turuncu sarı şeklinde vardır. Başlıca torit yatakları Yeni Zelanda, Kaliforniya ve ABD'nin batısındadır. En zengin toryum minerali toranit olup %90 toryum oksit, uranyum ve nadir mineral ihtiva eder. Bilinen en ağır minerallerden biridir. Yoğunluğu 9.7'ye kadar çıkabilir. Halihazırda bu toryum Madagaskar'da mevcuttur. Mevcut en önemli toryum kaynağı monazittir. Seriumlu nadir minerallerin fosfatları toryumdan oluşur. Bu kaynakların alterasyonu ve suların taşması sonucu sahillerde ve nehir kenarlarında placer yataklar oluşur. Monazit yataklarının ilk zenginleştirilmesi hafif bileşenlerinin ayrılmasıyla yapılır. Bundan sonra yer çekimi, elektromanyetik ve elektrostatik ayrımlarla temiz konsantreler elde edilir. Üründe %5, %8 toryum olabilir. Monazit kumları 5 büyük bölgede toplanırlar. Brezilya, Hindistan, Endonezya, Avustralya, Birleşik Devletleri ve Güney Afrika. En zengin monazit kumları Hindistan'ın Ceylan eyaletindedir. Brezilya kumları %6.8, ABD kumları ise %3.4 toryum ihtiva ederler. Toryum büyük ölçüde nadir minerallerin yan ürünü olarak elde edilmekteydi. Fakat büyük yatakların keşfiyle bu çeşidi üretim azalmıştır. Ancak ileride toryum atom enerjisinde kullanılırsa fiyatlar sadece monazit madenciliği için bile tatmin edici olacaktır. Monazit, nehir ve deniz kumlarından klaser madencilik yöntemlerinden olan kovalar, emme boruları, ekskavatörler ve bazı halde küreklerle çıkartılır. Ağır minerallerle birlikte konsantre
konsantre olması için masalar, jikler ve kompres spiraller kullanılır. Bu iç kaba ürüne siyah kum adı verilir. Siyah kum kurutulduktan sonra manyetik, elektrostatik veya bunların kombinasyonu olan yöntemlerle zenginleştirilir. Dünyada 6.35 milyon ton toryum kaynağı bulunmaktadır. Toryum üretimi ise ağırlıklı olarak monazit kumlarından yapılmaktadır. Son olarak Türkiye'de 70 yıllarda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Eskişehir, Sivrihisar, Kızılcıören yöresindeki nadir toprak elementleri ve toryum kompleks cevher yatağında ortalama tenörü %0.2 toryum dioksit olan 370 bin ton görünür rezerv tespit edilmiştir. Ancak söz konusu sahadaki toryumun zenginleştirilmesiyle ilgili teknolojik sorunlar henüz tam olarak çözülememiştir. Bu bölgeler haricinde toryum yatakları tespit edilmiş olan Malatya, Hiçimhan, Kuluncak, Kayseri, Felahiye, Sivas, Diyarbakır ve Burdur, Çanakkale sahalarında daha ayrıntılı arama çalışmalarının yapılması sonucunda ülkemizin toryum rezervinin artacağı tahmin edilmektedir. Bulunan ve araştırılmakta olan toryum yataklarıyla Türkiye'nin en büyük toryum rezervine sahip ülkelerden biri konumunda olduğu söylenilebilir. Teknolojik sorunların çözülebilmesi şartıyla Türkiye nükleer enerji ham maddesi olan toryum açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ve zenginlik sınıflandırılmasında toryum madenimiz çok zengin madenler sınıfında bulunmaktadır.